Hepsi burada. Sanatın ruhunu sunar. Merhaba, Hepsi Burada'nın katkılarıyla sunduğumuz Sanatın Ruhu programı devam etmekte. Bu hafta sanatını mücevherlerle sergileyen, bir rüyayı küçücük yüzüklere sığdırabilen, uluslararası müzelerde tasarımları sergilenen Sevan Bıçakçı ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba Sevan. Merhaba Elif, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Normalde röportaj yapmayı sevmiyorsun biliyorum. Sana keyif, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sevan, şöyle sormak istiyorum. Sen İstanbul'un, Osmanlı'nın, Bizans'ın bütün ihtişamını, o kültürdeki zenginliği tasarımlarına yansıtan bir sanatçısın. Mesela İstanbul'un boğazını, tüm uygarlığını ufacık bir yüzeye sığdırabiliyorsun. Ve bundan etkilenmemek mümkün değil. Teşekkür ederim, sağ ol. İlk şunu merak ediyorum, bu serüven nasıl başladı? Bu serüvenin aslında en gerisine gittiğimizde altında yatan yer Samatya, doğduğum yer. Yani doğduğum yer muazzam bir mozaik. Bu karışık mozaiğin getirdiği, yani çocukluğumdan bu yana oynadığım çocukluk arkadaşlarım, çeşitli kültürel, dini farklılıklar içerisinde büyümem, ve çok masalsı bir yerdi Samatya baktığın zaman. Tam yanımızda bir eski bir zambo fabrikası vardı ki Mimar Sinan'dan Ağa Camisi'nden kalma ve altı dehlizlerle dolu bir yerdi. Oraya girip oynardık, hayaller kurardık, oranın hafızasını düşünürdük. Bu sürecin başlangıcı olarak bunu düşünebiliriz. Daha sonra işte benim çıraklık dönemim var. Kapalı Çarşı'da ustamın yanına giriş serüvenim var. Kaç yaşında? 12 yaşında. Akıllı bir çocuk olduğumu söylüyordu öğretmenlerim. Zeki bir çocuk olduğumu söylüyordu ama çalışkan bir çocuk değildim. Annem babam da karşı komşumuz Hosep Çatağ'ın yanına gönderdi. Ve o serüvenim onunla başladı. Bugün gelmiş olduğunuz o biraz evvel bahsettiğin martılar, İstanbul'daki camiler, kiliseler, sokaklar, kubbeli mimari, boğaz, balıklar, ya aklınıza gelecek her şeyi, taşın içerisine sığdırmaya çalıştığım her şeyin aslında bütün zemini benim çocukluğumdan, Samatya'dan kalma eserler zaman içerisinde. Peki usta-çırak ilişkisinde, onu hep merak ediyorum ben. Usta biraz baba figürünün yerini alıyor mu hayatında? Almaz mı? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Hayatınızda o yaşlarda babanızı akşamları 1 saat 2 saat görüyorsunuz. Sizin eve gelmenizle babanızın eve gelmesi, akşam yemeğinde buluşmanız ki bizim evin bir ritüeliydi. Akşam yemeğinde sofraya oturduğu zaman babam bütün ailesini yanında görmek isterdi ki bu misyonu ben de aklım yapabildiğim kadar devam ettirmeye çalışıyorum. Akşam yemeklerini çocuklarımla beraber yiyorum. Evet. Ama ustamla aşağı yukarı 12 bütün saat beraber. Bütün günün geçiyor. Babanın yerine tabii ki koyuyorsun. Hatta ötesinde ailenin sana öğretmek istediği, hani esnaflığı da baban yerine ustandan öğreniyorsun. Abi. Mesela biz kapı çalarken parmak boğumuyla kapı vurmayı ustamızdan öğrendik. Yani öyle yüzükle vurulmaz oğlum. Kapıya elinin parmağıyla boğumuyla vurulur. Çünkü çok sert vurduğun zaman çat çat ses gelir. İçerideki rahatsız olur. Boğum bombelidir. Vurduğun zaman o sesi emer, doğru bir ses çıkartır. Detayı inceliğine kadar ustamızdan öğrendik. Peki çok güzel şeyler yapıyorsun. Bir tanesi de taktım bana. Aynen, güzel. Verilen mal geri alınmaz mı Sevan? Güle güle kullan. Güle güle kullan. Bu yaratma sürecini merak ediyorum. Mesela bir yüzüğü yaratmak ya da mesela böyle bir, ama bu galiba şey bir parça. En özel parçalarından biri. Çok, evet. Ne kadar zaman sürüyor? Şimdi yaratım süreci çok farklı bir süreç. İlk başta yaratım sürecini şöyle, o herkesin bildiği tabirle ilham tabiri, yani ilhamın gelmesi, evet, diyelim. Onu düşündükten sonra acaba bunu nasıl bir hikayeyle birleştirebiliriz? Ve bu oturuyoruz, bu hikayeyi düşünüyoruz. Çünkü ona bir hikaye yüklememiz gerekiyor. O hikayeyle beraber mücevheri tasarlıyoruz. Bunu hep beraber böyle konuşarak mı? Tabii. Ya bu
Bu dükkanın oluşumu başladığı günden beri bir kreatif takımımız var. Ve yuvarlak masa şövalyeleri gibiyiz. Yani evet. Hepimiz eşit pizza dilimi gibi düşünün. Bir masanın ucuna oturuyoruz. Evet, Sevan Bıçakçı alın yazısıyla ismimin tutması güzel bir tesadüf. O yaratım süreci içerisinde ilk başta her şey beyin. Beyin üzerinden kağıt. Kağıttan sonra atölye. Peki şimdi, mesela beyinde bir şey oluştu ve beyin fırtınası yaptınız. Senin işte fikrini bir şekilde kağıda da döktünüz. Sonra onu yaratma aşamasında kafanızdaki reel şeyi de tutmuyor gibi bir şey olabiliyor mu? İlk dönemler bunlar olabiliyordu. Hı. Daha sonra neler yapabileceğimizin hepsini tasarımcılar da gördü. Bizim diğer mücevhercilerden farkımız değil mi ki nihai tüketici ya da bir sürü insanlar baktığı zaman ya bunu nasıl yapmış diyorsa, evet. Kuyum camiası, mücevher profesyoneller de bunu söylüyorlar. Kuyumcunun yapılamaz dediğini neden yapılamaz sorgulamasından çıktı ortaya Sevan. Ya olabilir, dur şöyle deneyelim. Yani fikir olarak oluşuyor bu gerçekten yaratırken olur mu olmaz mı artık zaten anlıyor oluyorsun. Ve bir sürü insanın yapamayacağı şekilde sen onu ortaya çıkarabiliyorsun. Doğru mu anlıyorum? Çıkartabiliyoruz ve onu çıkartmayı zorluyoruz. Yani senin sorunun cevabına gelince bazen nadiren yani tiyatrodaki o tülyat gibi yani aniden senaryonun dışında bir şey çıkartmak gerekiyor ise evet yapıyoruz. O zaman olabiliyor. Belli bir süre veremiyorsun. Genelde şu kadar zamanda üretirim diyemezsin. Diyemeyiz. Zaten biz bu duruşa karşı gelmek adına oluştuk. Yani Sevan Bıçakçı o artık kuyumculuğun makinalaştığı, buradan külçe altını bırakıp o bir taraftan bilezik aldığın bir dünyanın içerisinde fiyat rekabetinin çok olduğu bir dünyada bir meydan okumaydı bizimki. Peki bir şey daha soracağım. Bütün bunu yani geriye dönüp baktığında hayatım masal gibi bir şey aslında. Ben hep yani seni tanıdığımdan beri hep arkamın tarafında onu düşünüyorum. Geriye dönüp baktığında hayatınla ilgili ne hissediyorsun? Vallahi geriye dönüp baktığımda ne hissediyorum? Hissini merak ediyorum. Çok güzel bir çocukluk yaşamışım. Yani vardığın noktadan bak. Yani geldiğim şeyden... Evet, şimdi ne hissediyorsun? Kesinlikle gururlu hissediyorum. Yani hoşuma gidiyor. İnsanın bir kere ruhunu okşayan bir şey. Değil mi? Çok iyi geliyor. Yani çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Harika bir şey. İnanılmaz bir şey. Peki tarifi normalde yok. De sen hayal kuran biri misindir? Çünkü mesela işinde hayallerini gerçekleştirdin. Bir parçayı da üretirken hayal etmen gerekiyor. Onun dışında da hayatında... Hep. Kurarsın. Hep. Tam evimizin yanında hamamın bir uzantısı vardı. Eski Zambo fabrikası yıkılmıştı. Orada biz hayaller kurar, oyunlar oynar, bilmem neler yapardık. O mekanın hafızasını zorlardık neler olmuştur diye. Hı hı. O süreç katlana katlana bugün de devam ediyor ki zaten sattığım iş hayal. Hayal satıyorum ben yani baktığın zaman. Bu ister istemez senin yani bizim mesaimiz hiçbir zaman sabah 8'den akşam 7'ye kadar süren bir mesai değil ki. Buradan çıkışta da yolda da hep aklında. Akşam eve gidiyorsun aklında. Eşinle sohbet ediyorsun aklında. Evet. Çocuklarla şey yapıyorsun aklında. Hep hayal. Peki Sevan çok detaycı biri misin? Çünkü mesela o yüzüğüne baktığımda bütün o küçük detaylar, o şeyler bana senin karakter olarak da detaycı olduğunu düşündürüyor. Kesinlikle çok detaycı biriyim. Ama yani konu tezgaha oturup sandalyenin tezgaha yaklaştırdığın andaki sabrınla tezgahtan kalkıp eve giderken ki hiperaktifliğin bir savaş halinde bende. Konu mücevher olunca, konu mesleğim olunca o sabrı gösteriyoruz. Yani kilo olunca da gösteriyorsun. Kilo. Ya evet. Senle. Ya benim biliyor musun hep yani. Şöyle söyleyeyim sana. Ya kendi kendime düşünüyorum yani baktığım zaman hayatıma böyle hep gurur verici şeylerim çok var. Yani evliliğim, çocuklarım, mesleğimdeki başarılarım, mesai arkadaşlarım. Hep böyle çok keyifli insanlarla çalıştım falan. Her şey çok güzel. Ama kiloyla olan sınavımda bir başarılı değilim ya yani. Başarılısın ya. Gözümün yani, önünde tıkır tıkır kaç ya, kilolar gitti. Kiloyu vermeyi başarıyorum. Sonra geri alırsın. En son verdiğim kiloyu pastayla kutluyorum. Yani durum bu yani. Devamlı böyle bir balon balığı gibiyim. Hayır bir de şey var.
oradayken yani hiçbirimiz hiçbir şey yemiyoruz ama sadece yemek konuşuyorsun. Tabii. Aa, bayılırım. Devamlı. Bayılırım mesela diyet yaptığım zaman, hiçbir şey yemediğim zaman böyle YouTube'dan devamlı kebap videoları seyrederim. Yani kendimi işkence ediyorum. Peki duygularımla mücevherlerimi yaratıyorum diyorsun. Çok duygusal mısın? Ben mesela seni iyi tanıyan biri olarak çok duygusal olduğunu düşünüyorum. Sen yani, kendinle ilgili ne düşünüyorsun? Duygusalım. Şöyle, meslek küçük atölyeyken aslında kaprislerin dışarıya yapabiliyorsun. Ama marka büyüdükçe daha profesyonel olmak zorundasın. Ve profesyonelliğin böyle duygularını dışarı vurmama üzerine daha snob olman lazım. Markanın bir yüzü olarak. Ancak bu bende çok işleyen bir sistem değil. Kalbimi çok ciddi anlamda kırdıkları anda maalesef böyle biraz görüşmeme şeyine kapatıyorum kendimi. Bu doğru bir şey değil aslında. Bu huyum olmasaydı çok daha enteresan işlerim olurdu. Sevan, sen çok mütevazi birisin. Ben bunu kafamda şeyle bağdaştırıyorum. Sence doğru mu? Kapalı çarşıyla bütünleşmiş halde yaşıyorsun ya. Buradan yani burayla olan bağın güçlü ve kopmuyor. Buradaki hikayelere meraklısın. Bu tarafında senin mütevazi olmanla ilişkili olabilir mi? Valla tevazu, yani mütevazilik benim ailemin bana öğütlediği, ustamın bana öğütlediği bir şey. Kapalı çarşı kültüründe de olan bir şeydir. Yani evet. Ermeni geleneklerinde, usta-çırak ilişkisinde, as-üst ilişkilerinde hep olan bir şeydir. Ama tevazu, çok teşekkür ederim öyle gördüğün için başta. Sağ ol. Ama mesela biz saat koleksiyonunu yapıyorduk. Saat koleksiyonunu yaparken koleksiyon öncesi araştırmaya başladık. Araştırınca koleksiyonun içerisinde böyle yapmış olduğumuz parçalar çok uzun yıllar aldı. Ve bunun da bir kitabı yapıldı. Ve o kitabın yazarı gelip bir araştırma yaptığında ve bizim de söylemlerimizde biz de biliyorduk. Öyle enteresan ustalar varmış ki zamanında ömrü hayatını bir tane saat yapmaya adamış. Bir tane saat yapmak için ve bunu yaptıktan sonra da akşamları paydos edip gidip dergahında fakirlere çorba dağıtırmış. Şimdi tevazuyu bana yüklediğin zaman bu da bizim Zeus'umuz gibi kalıyor. Hı hı. Yani bunun ne mutlu ki öyle bir ecdadın biraz serpintisini alabildiysek ne mutlu bize. Yani çok teşekkür ederim. Üstadlara da saygımız olsun buradan. Sevgimiz. Ermeni kültüründen bir şeyler görebiliyor muyuz senin yarattıklarında, mücevherlerinde? Kusura bakma, benim de ellerim sana sorularımı yazarken... Ay ne güzel, sen de bir üstad güzel normal. Güzel bir Sevan yüzünde. Çok. Parmağımdaki yüzükte bir Meryem Ana var. Burada. Bu taşın içerisinde Ermenice A harfi var. Mesela bunda bir Meryem Ana figürü var ki arkasında da böyle bir haç vardır, iki taraflı. Şu bilekliğimin üzerinde Ermenice dua var. Tam tur Ermenice bir dua var. Bir yüzüğüm daha var. Onu bugün takmadım. Hatta o yüzükte Transformers filminde Anthony Hopkins takmıştı. Ve böyle bir müddet 6 ay kadar emanet ettik. Ünlüler bölümüne geleceğim. Orayı yani çok şey yapmıştım falan. Sevan, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde senin de bir eserin sergileniyor. Bir bilezik galiba, değil mi? Evet. Bundan bahsetmek ister misin? Bahsetmek isterim. Aşağı yukarı bir 3,5 sene evvel Amerika'da, New York'ta benim çok önceden tanıdığım Miriam Faisal, ismini doğru telaffuz ediyorumdur, İngilizcem zayıf olduğu için. Kendisi de iyi bir küratördür ve çok iyi bir yazardır. Çok eskide dostumuzdur bizim. O bize böyle bir fikri olduğunu söyledi. Zaten bu işe başladığımda hep hayalim galeriler ve müzelerde sergilenmekti. Bütün herkesin hayali budur. Bunu da Yaradan bize birkaç kere yaşattı. Bu da onlardan bir tanesi. Çok gururluyum, çok mutluyum. Sen de bize bir gurur yaşatıyorsun gerçekten. Estağfurullah, sağ olun. Yani çok Türk naziksiniz. Türk olarak, ben... arkadaşın olarak. Ay canım, sağ ol. Ama ben de çok mutluyum yani orada sergilenmesinden, Kral Kobra'nın, King Kobra'nın hoş bir eser. Peki şimdi senin bu uluslararası ününden dolayı tanıştığın ünlülere, oyunculara, güzel kadınlara gelelim. Hayır, sağ ol. Önce şeyi sormak istiyorum. Ocean 8 filminde Cate Blanchett
Bir filmin konusunda bir Cartier mücevher kolye hırsızlığı yapmak istiyorlar. Ama Kate Blanchett'i hep Sevan takılarıyla görüyoruz. Evet. Çok benim dikkatimi çekmişti ve çok etkilenmiştim. Sağ ol, çok mersi. Yani şöyle, Kate Blanchett aşağı yukarı kaç senesiydi? 2015 civarıydı galiba. 2015 senesi Türkiye'ye geldi. Bir dostum sayesinde onunla tanıştık. Eşiyle beraber ve 3 tane çocuğuyla beraber. Sanki karşı komşum beni ziyarete gelmiş gibiydi. Gerçekten. Ya inanamazsın. Yani o egolardan arınmış, içeri gayet, o biraz evvel hani tevazudan bahsettin, mütevazilikten bahsettin ya. Ben bu kimliklerin hepsini Hollywood'da tanışmış olduğum insanlarla çok yaşadım. Kate Hanım içeri girdi ve yüzündeki, gözündeki o ışıkla, o tebessümle bütün parçalarımızı inceledi. Daha sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra Amerika'dan bize bir mail geldi kostüm tasarımcısının. Ya dedi ki, böyle böyle bir Ocean 8 çekiliyor. Orada sizin takılarınız takılmak isteniyor. Siz dedi ki, tamamen sizden takmak istiyorlar dedi. Peki dedi, kim takacak? Kate Blanchett. Aa falan, çok hoş. Gönderdik ama aradan aylar geçtikten sonra Kate'in bu konuda ısrarcı olduğunu öğrenince ayrı bir gurur duydum. Yani Whoopi Goldberg'le... Ben bir... de onu soracağım. Peki. Onunla hikayesini anlatırsın ama daha çok önemsediğim kısmı şu benim. Oscar töreninde diyor ki, dümdüz bir şey giymiş, sadece mücevherleri gözüküyor. Benim kim olduğumu anlamak istiyorsanız mücevherlerimden tüyo alabilirsiniz gibi bir şey diyor, değil mi? Yanılmıyorum. Evet, 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 evet. Şimdi orada benzer şu bir cümle beni, kuruyor. Değil mi? Evet. Şu beni etkiledi. Gerçekten de öyle. Taktığın şeyi, mesela bir kadın olarak söylüyorum ben, senin duygularını ifade ediyor gibi hissediyorsun. Şimdi sen de çok duygu koyarak tasarımını oluşturuyorsun, yaratıyorsun ya. O iki duygunun birleşmesi sende nasıl bir his yaratıyor? Bendeki yarattığı his çok güzel ve çok güçlü. Hem modunu da çok yükseltiyor. Kendine olan güvenini, keyfini de çok yükseltiyor. Bunu da böyle dektere ettiği zaman da tabii benim de ruhum okşanıyor. Whoopi ile olan macerayı anlatmak isterim sana. Çok enteresan bir şey. Hayatımızda çok özel bir anıdır o. Yıllar önceydi. 2014 diye hatırlıyorum. O dönem bize bir mail geldi. İnfomuza bir mail geldi. Mail şöyleydi, yani kelimesi kelimesini hatırlamıyorum ama geçtiği ruh, duygu şuydu. İyi günler, oldukça şöhretli olduğum söylenir ya da benzer bir cümle. Ama sizi takip ediyorum, başarılarınızı görüyorum ve sizden bir parçayla Oscar'a katılmak istiyorum. Güvenilir bir kişiliğimdir, bu kelimeyi hiç unutmuyorum. Güvenilir bir kişiliğimdir, imza Whoopi Goldberg. Gerçek ondan mi sonra, değil mi şimdi? Şimdi bu iki türlü algılanır. Ya gerçek wow dersin ya da bizim Mehmet bizde dalga geçiyor dersin. Anlatabiliyor muyum? Yani biz tabii Amerika'daki ofisimize Simon'a söyledik. Dedik ya, böyle bir mail geldi bize falan. Ondan sonra bize şey dediler ki, böyle böyle evet dedi. Gerçekten Whoopi Goldberg araştırdığımızda falan. Çok mutlu olduk. Yani öyle bir şeyin takılması. Ve ona parçaları gösterdik. O bunu takacağım, şunu takacağım dedi. Ve dümdüz bir şey giyerek... hatta böyle Sevan, işte bu benim, yani bu parçalar benim diye bir ifade kullandı Oscar'da. Çok tabii çok ruhumuz okşandı, hoşumuza gitti. Güzel şeyler bunlar. Harika insan gerçekten hayatında. De. Yeni web sitene koyduğun film, tanıtım filmi diyeyim, o bile çok duygusal. Sağ ol. Bahsetmek ister misin yeni web sitenden? Ciddi anlamda benim dışımda bir şeydi o. Bir sene boyunca neredeyse kafalarını ütülemek suretiyle 7 adım ördük, 5 adım yıktık, 8 adım ördük, 6 adım yıktık, 10 adım ördük, 11 adım yıktık. Burada da sabır gerekti. Dizileri seyredip çöpe atarken, filmleri seyredip çöpe atarken iki kere emek, daha düşünmeyi orada gördüm. Sevan, niye bu kadar çok takı takıyorsun? Vallahi iki sebebi var. Bir, seviyorum. Çok geçerli bir sebep. Seviyorum, evet. Seviyorum takı takmayı. İki, bizim memleketin çok enteresan bir sorunu vardır. Restorançı abimiz yaptığı yemeğin sadece tadına bakar, sonuna kadar yemez.
kaptan arkadaşımız o tekniği kullanır ama hayatta yüzmez. Buna benzer bir sürü örnekler yapabiliriz, verebilirim. Bu bizim kuyumculukta da çok geçerlidir aslında. Yaptığımız şeyleri kullanmadığımız ve yaşamadığımız zaman doğruluğunu bilemeyiz. Yani bu yüzüğü takıyorum ama parmağımı rahatsız etti birinci haftanın sonunda diyebilmem için benim bunu takıyor olmam lazım. Bu bilezik şuramı çizdi diyebilmem için benim onunla zaman geçiriyor olmam lazım. Senin boynuna takmış olduğun kolye taktığın anda ya ne güzel oturdu boynuma evet, diyebiliyor ise gerçekten öyle. İşte o ergonomiyi yaşamak için biz insanda deneriz bunları. Hı hı. Ve çok ciddi bir uğraş veririz. Ben birkaç sene deneyebilirim senin için. Tabii. Çok da mutlu olurum sizin gibi. Güzel bir kadında bunun olması bana mutluluk verir. Var ol. Sevan çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayırdın. Seni görmekten ayrı memnunum. Canımsın. Sağ ol. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hepsi Burada'nın desteğiyle hazırladığım Sanatın Ruhu programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepsi Burada sanatın ruhunu sundu.